Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet, 660. Tarihi Kırkpınar güreşleri yapıldı. Başpehlivan Ali Gürbüz olmayı başardı. Finalde İsmail Koç'u yenerek başpehlivan olmayı başardı. İkinci kez üst üste oldu. Covid-19 nedeniyle geçen sene yapılmadığı için bu sene de üst üste olarak sayıldı. Geçen sene de yapılsaydı herhalde ebedi kemerin altın kemerin ebedi sahibi olabilirdi. Evet, kıran kırana geçen güreşler sonucunda Ali Gürbüz başpehlivan olmayı başardı. Ali Gürbüz'ü tebrik ediyoruz. Herkese de iyi bayramlar diyoruz. Bu videoyu biraz geç çektik. Kusura bakmasınlar. Evet, tabi İsmail Balaban katılmamıştı. Hamza Köseoğlu da geçen sene kürsüde yer aldığı için bunların da katılmaması bence sıralamada etkili olabilir. Ama bu sene çıkış yapan başpehlivanlardan birisi İsmail Koç oldu. İsmail Koç kendini iyi geliştirmiş. Bayağı da iyi güreşler çıkarttı. Bununla beraber Faruk Akkoyun'u da tebrik etmek lazım. Faruk Akkoyun da çok iyi güreşler çıkarttı. Üstelik de altın kemerli daha önceden 2 sene önce Şaban Yılmaz'a elenirken bu kez Şaban Yılmaz'ı yenerek 3. olmayı başardı. Yani tebrik ediyoruz. Zaten birbirinden güzel karşılaşmalar oldu. Başpehlivanların karşılaşmaları o kadar güzeldi. Aynı zamanda diğer alt boylarda da muhteşem güreşler oldu. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Kırkpınar zaten bambaşka bir er meydanı. Hep birbirinden güzel güreşlere sahne oluyor. Tabii seyretmeyen çok şey kaybediyor. Seyreden de bayağı güreşe doymuş oluyor. Tabii güreş sevmek lazım. Güreş sevmeyen adamın da zaten Kırkpınar'da pek işi olamaz. Onları da söylemekte yarar var. Zaten Covid-19 nedeniyle de içeri fazla seyirci alınmamıştı. Üçte bir kuralı uygulanmıştı. Bununla beraber gazetecilere de bir sorun çıkarttılar. Bunlarla ilgili de akredite yaptırmaya çalıştırmamıza rağmen bir türlü yapmadılar. Bazı ajansları aldılar. Bazı ajanslardan 5-6 kişi birden alınmasına rağmen bazı gazetelerden de ya da ajanslardan ya da birer kişi bari alınsaydı daha güzel olacaktı. Bu konuyla ilgili gerek federasyona, gerek valiliğe, gerek de belediyeye müracaat etmemize rağmen bir türlü sonuç alamadık. Kötü bir olaydı. İnşallah gelecek yıllarda tekrarlanmaz. Evet, gelelim güreşlere. Güreşler dediğimiz gibi 2160 pehlivanın katıldığı muhteşem bir organizasyon. Yağlı güreşin olimpiyatı olan Kırkpınar. Evet, geçen yıl diyelim 2019'un başpehlivanı altın, Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı olan Ali Gürbüz bu yılda Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı olmayı başardı. Tebrik ediyoruz Ali Gürbüz'ü. Başarılarının devamını diliyoruz. Tabii bütün başpehlivanları tebrik ediyoruz. Yani başarılar diliyoruz da Ali Gürbüz'ün bu sene geçen işte 2019'da olduğu gibi bu sene de alarak üst üste ikinci kez aldı. Bir kez daha aldığı zaman altın kemer ebedi sahibi olur. Yani bir kaldı. Eğer bunu da başarırsa Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olacak. Antalya'ya da bir ilk olacak bu da sanıyorum. Daha önceden alanlar var. 2 kez İsmail olsun, Orhan Okul olsun veya Ali Gürbüz'ün babası Recep Gürbüz de bir kez almıştı. Daha onların almalarına rağmen 3 kez üstü alan olmadı. Zaten en son Ahmet Taşçı döneminden sonra bir daha da 3 kez üstü alan da yok. Bakalım bu başarıyı Ali Gürbüz tekrarlayabilecek mi? Gelecek yıl hep beraber bunu göreceğiz kısmet olursa tabii. Evet, yağlı güreşler birbirinden güzeldi dedik. Evet, bu 3 gün sürüyor. Zaten boy ayrımından başlıyor. 3 gün boyunca da muhteşem güreşlere sahne oluyor. Ama tabii en zor kısım da bence küçük orta küçükte yaklaşık olarak 265 baş pehlivan burada mücadele veriyor. Burada en zor kısımlardan birisi sanıyorum. Pardon, 380 tane yanlış söyledik. En zor kısmı burası. Burayı da başarmak gerçekten büyük başarı. Bununla beraber evet Orhan Okulu geçen yıl Orhan Okulu'yu yenerek finalde başpehlivan olmuştu yani 2019'da. Bu yıl da İsmail Koç'u yenerek başpehlivan oldu. Ali Gürbüz zaten yarı finalde Orhan Okulu'yla karşılaştı. Orhan Okulu'yu geçmesiyle beraber zaten en büyük rakiplerden birini elemiş olmuş oldu. Erken final diye dedik zaten. Erken finalden sonra da gerçekten final başladı. İsmail Koç da zaten
Faruk Akkoyun'u yendi. Ondan önceki turlarda zaten Faruk Akkoyun da Şaban Yılmaz'ı eleyerek gelmişti. Zaten İsmail Koç da Recep Karay'ı zaten Recep Karay'ı yenenler genelde finale doğru yol alıyorlar. Çünkü diye daha önceden seyrettiğimiz Edirne Kırkpınar güreşlerinde yaşanan buydu. Bu sene de bunu gördük. Bence bakalım İsmail Koç bu hızla giderse seneye baş pehlivanlık adaylarından biri olabilir diye düşünüyoruz. Tabii Faruk Akkaya'nın da daha sonradan zaten Kartepe'de tekrar karşılaşmalar oldu. Kartepe'de de Ali Gürbüz İsmail Koç'u yenerek kazandı. Tabii burada Faruk Akkoyun bir başarı yakaladı. Faruk Akkoyun da İsmail Koç'u yenerek finale çıkmıştı. Tabii sonradan Fevziye güreşlerinde de İsmail Koç birinci olmayı başardı. Evet, bir Kırkpınar da böyle sona erdi. Gençler şimdi baş altında da Yusufcan Zeybek, Mustafa Taş, Feyzullah Aktürk, Süleyman Başar da baş pehlivan olmayı başardılar. Bunları da tebrik ediyoruz. Evet, minik de Fırat Bozca birinci olurken Osman Kazımoğlu ikinci oldu. Efe Koç üçüncü ve Salih Yıldız üçüncü olmayı başardılar. Minik 2'de de Yiğit Arda Aluç zaten başarılıydı ve bunu da birinci oldu. Birinci olarak da bir üst tura teşvik ihbiri yükselmeyi başardı. Muhammed Mustafa Kalyon ikinci oldu. Cemal Yiğit Purucu üçüncü ve Bedirhan Efe Koçyiğit de üçüncü olmayı başardılar. Evet, Teşvik Bir'in en iyi güreşçilerinden birisi Caner Aslan daha önceden de başarılı sonuçlar alıyordu. Bu yıl da zaten katıldığı turnuvaların hemen hepsinde çok başarılı bu Caner Aslan. Ona da ayrı bir konu başlık açıyoruz. Umut Talha Uslu ikinci oldu. Hasbi Bozca yine üçüncü. Seyfettin Bulut da Teşvik Bir'de üçüncü olmayı başardılar. Ve bir üst boya çıkmayı başardılar. Teşvik 2'de Bayram Gümüşdağ birinci olurken Efe Hasan Kaplan ikinci oldu. Özer Özgür Aslan da yine üçüncü olarak toz koparan boyuna çıkmayı başardılar. Bununla beraber de Aşkın Gönültaş'la beraber toz koparana çıkanlardan biri oldu Teşvik 2'de. Toz koparan da Ferhat Yiğit. Ferhat Yiğit geçen yıllarda da çok başarılıydı. Sürekli de birinci olarak gidiyor. Gerek serbestte iyi güreşiyor. Gerek de yağlıda gerçekten çok başarılı Ferhat Yiğit'te. Osman Nuri Çıldam gene o da öyle mesela. Bu yağlının iyi güreşenlerinden Efe Şahan, Serkan Tarım bunlar da ayak boyuna yükselmeyi başardılar. Evet, Hüseyin Şener Samsun'dan. Bu da ayak boyunda birinci olarak Kırkpınar'da desteğe küçük boya yükselmeyi başardı. Hüseyin Şener galiba Onur Şener'in de akrabası sanıyorum. Ama çok başarılı güreşiyor o da. Yasin Yeşil, Yusufcan Aktaş. Yasin Yeşil ikinci olarak, Yusufcan Aktaş ve Umut Erdoğan da üçüncü olarak deste küçük boya çıkmayı başardılar. Deste küçük boyunda Ozan Kıl birinci olurken Emirtaş ikinci, Mecit Bıçak üçüncü, Alperen Düzenci yine üçüncü olarak deste orta boyuna çıkmayı başardılar. Ömer Faruk Kırat bu da birinci oldu deste ortada. Taha Yakup Temel ikinci, Alperen Atar üçüncü oldu ve Berk Avcı üçüncü olarak bir üst boya yükselmeyi başardılar. Destek büyük boya yani. Destek büyük boyda Sinan Yıldız, birinci, Alperen Zehmerioğlu ikinci, Eren Kalkan üçüncü, Ömer Yasir Gökkaya üçüncü olarak küçük orta küçük boya yükselmeye başladı. Eren Kalkan da son zamanlarda Kırkpınar'da genelde dereceye giriyor. Bir sene sanıyorum dereceye girmedi. O da çok başarılı gidiyor. Yani bakalım küçük orta küçük boyda ne kadar oyalanır mı? Daha çabuk yükselir mi? Beraber göreceğiz. Evet, küçük orta küçük boy en zor grup boylardan birisi. En çok pehlivanın olduğu bir grup. Adil Kıvrak birinci oldu. Kadir Güleşen yine ikinci oldu. Efe Kolabaş, Kölebaş da yine üçüncü olarak oldu. Mert Arıcı da üçüncü olarak Gökhan Arıcı'nın oğlu. Efe Kolabaş da zannediyorum Fatih Atlı'nın yeğeni. Bunlar da bir üst boya yükselerek küçük orta büyük boya yükselmeyi başardılar. Bakalım buradan çabuk çıkabilecekler mi? Uğur Şimşek küçük orta büyük boyda birinci oldu. Seçkin Duman ikinci oldu. Yıldıray Pala üçüncü oldu. Oğuzhan Şimşek üçüncü. Bunlar da gerçekten bunu da başarılı oldukları için bu boylarda büyük orta boya yükselmeyi başardılar. Büyük orta boyda Tufan Güzel birinci olurken Osman Kan yine
başarılardan birisi. Çok çabuk yükselenler. Serdar Yıldırım derseniz son zamanların süper pehlivanlarından maşallah diyelim. Yunus Emre Yaman yine aynı şekilde üçüncü oldu. Zaten Osman Kanla Serdar Yıldırım genelde birinci, ikinci Konuca'da da bunlar çekişmeli gidiyorlardı. Bunlar da baş altı boyuna yükselmeyi başardılar. Baş altı boyundan bakalım baş pehlivan olacak mı? Özellikle Osman Kan ve Serdar Yıldırım'ı bilmiyorum da çok hızlı yükselmeleri var. Maşallah diyelim bakalım bunu baş pehlivanlıkta da sürdürebilecekler mi? Yeni Orhan Okullar veyahut da İsmail Balabanlar veya Ali Gürbüzler doğuyor mu? Hep beraber bakacağız. Baş altı boyunda Yusuf Can Zeybek birinci olarak baş pehlivan olmayı başardı. Mustafa Taş uzun zamandır uğraşıyordu. Geçen yıllarda da tam yakaladım derken kaybetmişti. Ama bu kez kaçırmadı. Rasim Saraç'ı yenerek zaten baş pehlivanlığı garantilemişti. Feyzullah Aktürk bu da serbestte güreşiyor aynı zamanda. O da çok başarılı olarak baş pehlivan olmayı başardı. Yine Süleyman Başar o da epey zamandır uğraşıyordu. Çok aralıklarla kaçırmasına rağmen en sonunda baş pehlivan olmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Bakalım baş pehlivanlıkta baş altındaki gibi daha güzel güreşler yapabilecekler mi? Veyahut da altın kemeri almak için mücadeleleri olacak mı? Bunların hepsini beraber göreceğiz kısmet olursa tabii. Ve Ali Gürbüz baş pehlivan. İsmail Koç ikinci. Orhan Okulu üçüncü oldu. Faruk Akkoyun dördüncü oldu. En iyi peşler dalında da Şafak Yanık birinci. Serkan Üdüşer ikinci. Ve Ergin Kırviç üçüncü oldular. Burada şimdi gene baş pehlivanlıkla ilgili bir şeyler söylemekte yarar var. Bilmiyorum da bakalım baş pehlivanlar eğer herhangi bir sakatlanma falan olmazsa sanıyorum Ali Gürbüz gelecek yılda herhalde baş pehlivanının favorilerinden biri olur. Gene İsmail Koç aynı şekilde çok başarılı olurlar düşünüyorum. Tabii bunların özel bir seyirci kitlesi var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Zaten alt boydaki çocukların yani pehlivanların hemen hepsi bunlar özellikle Ali Gürbüz üzerinde duruyorlar. Bakalım ne olacak? Orhan Okulu da şaşırttı aslında. Aslında Orhan Okulu da şaşırttı, Ali Gürbüz de şaşırttı. Yani tabii İsmail Koç'u görememiştik bu kürsüde. Fakat Orhan Okulu'nun son iki gerek Kumluca'da yani Kırkpınar'dan önce yapılan gerek Kumluca'da gerekse de Çalı'da birinci olması favori olarak Orhan Okulu'yu gösteriyordu. Fakat acaba Ali Gürbüz kendini Kırkpınar'a mı sakladı demiştik ve gerçekten de öyle de oldu. Ali Gürbüz kendini Kırkpınar'a saklamış. Kırkpınar'a saklayanlardan biri de İsmail Koç ve Faruk Akkoyun oldu. Gerçekten ilk defa böyle bir derece yapıyorlar. Onları da ayrıca tebrik ediyoruz. Bakalım gelecek yıllarda neler olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah bize de çekim izni verecek sistemler oluşur. Biz de pehlivanlarımızı gereken desteğe vereceğiz. Yağlı güreşe özellikle hizmet ediyoruz. Üstelik de bir şeyimiz de yok. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın. İyi bayramlar diliyorum.